yakıcı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha da. Bilekliğim düştü, bakar mısın? Bu kadar olur. Çıkar nazar çıktı. Bu kadar olur. E olsun, nazar işte. Devam. Neyse, buradan devam ediyorum. Sürpriz. Sürpriz sunucumuz ben Işıl Reçber'le. Harika bir haftaya, enerji dolu bir pazartesiye ve kuaförüm sensine hoş geldiniz. Bana da sürpriz oldu. Sevgili Gözde biliyorsunuz ki dizi çekimlerine gitti. Ve o arada bir sunucu arayışındayken bana teklif ettiler. Hatta o gün Gözde de yanımdaydı. Aa, ben nasıl yaparım dediğimde Gözde bana demişti ki... En iyisini yaparsın Işıl'cığım. İnşallah öyle olur. Sürçülisan edersek, hata edersek affola efendim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sevgili jürim, buradan fotoğraf muhteşem. Bülent Hanım, renkleriniz harika. Fuşyalar, yeşiller, turuncular. Ben hep renk severim. Biliyorum. Ya, biliyorsunuz. Biliyorum. Çok 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 yakışıyor size zaten. İnanılmaz iyi taşıyorsunuz. Patronlar iyi ki bu kararı vermiş diyorum. Benim burada olma kararım mı? Evet, o kadar rahat ve huzurluyum. Siz mahvolursunuz. Tampon bölgeydim ben. Canım benim. Muhteşemsiniz. Seçkin'cim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Seni yanımızda görmekten zaten çok mutluyduk ama karşımızda da bir ayrı ışıl diyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok yakışsın, çok güzel görünüyorsun. Adnan Beyciğim siz? Vallahi ben sizin arada tampon bölge ve köprüydüm biliyorsunuz. Ama ben de hep böyle sola doğru bakmaktan boynum yorulmuştu. Şimdi böyle karşıya doğru bakacağız. Harikasınız. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Şimdi ben Bülent Hanım'ın farkında mısın be? Yeni bir numaralı arkadaşları davet etmek istiyorum. Öncelikle makyöz ve kuaförü Yasin ve Yağmur gelsin lütfen. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Senden başlayayım Yağmur. Tanıtayım. Adım Yağmur, 30 yaşındayım. 30 yaşındasın, küçücük görünüyorsun. Teşekkür ederim. 6 senedir bu işi yapıyorum. Ekstra kuaförlük de yapıyorum. Beraber zaten işe çıkıyoruz Yasin Bey'le. Nerede kuaförünüz? Tekirdağ Çerkezköy'de. Ay, dilek mi yolladı acaba? Tekirdağ. Aslen Erzincanlıyım. 4,5 yaşında bir kızımız var. Evet. Allah bağışlasın. Teşekkür ederiz. Bu şekilde yarışmada... İddialı mısın? Tabii ki de iddialıyım. İddialı olmasan zaten bu yarışmada olmazsın. Çünkü aynen bu öyle. Yarışmadaki herkes iddialı. Evet. Çok memnun olduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyalım Yasin'cim. Adım Yasin. Tekirdağ Çerkezköy'den katılıyoruz. Tekirdağlıyım. Trakyalıyım. Yaklaşık 14 yıldır bu işi yapıyorum. 8 yıldır kendi salonumuzu işletiyoruz. Evet. Bir kızımız var. 4,5 yaşında. Siz evli misiniz? İkiniz. Bir sene öncesine kadar evliydiniz. Evet, şimdi bir senedir aileyiz. Evet. Ama aynı salondayız. Ne kadar da yakışıyorsunuz birbirinize. Öyle. Ne oldu? Ayrıldınız ama berabersiniz. Evet, çünkü salonumuzu bırakamıyoruz. İşlerimizi beraber yürütüyoruz. Belli bir müşteri portföyümüz var. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Neden ayrıldınız peki? Sen bir şey yapmadın inşallah. Yok. Bir şey yapmadım. İkimizin de niye o zaman ayrılıyorsun? Ne kadar güzel. Karakter anlaşmazlığı, çatışması. Anlaşamadınız. Evet. Peki. Evet, aynen. Okey, şu anda iyi mi? İyi. İşlerde iyi. Evet, belli olmaz ileride o zaman. Yok. Hiç belli olmaz. Ay, biz bunu deşeriz. Biz bunu deşeriz. Ortaya bir bomba attınız şu an. Ortaya bir bomba deşiriz. Var. Hoş geldiniz. Hoş buyurun, sizi yerinize alalım. Herkese başarılar diliyorum. Artık işiniz çok zor. Harikasınız. Buyurun, böyle yarışmacıları seviyorum. Yağmur ve Yasin'in takım arkadaşları, modelleri Özge'yi davet ediyoruz. Tacımı da, herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Hoş geldin. Hoş bulduk. Özgeciğim. Merhaba. Kendini biraz tanıtır mısın? Tabii, Özge Aran, 30 yaşındayım. Oyunculuk ve modellik yapıyorum ama uzun bir süredir modellik yapıyorum. Evet.
İki çocuk annesiyim. Evlisin, iki çocuk annesi. Hayır, evli değilim. Ha, ama ayrıldım. İki çocuk annesi. Evet, ayrıldın. İki tane kızım var. Evet. Onlara bakıyorsun, çalışıyorsun. Onlarla ilgileniyorsun. Çalışıyorum. Harika. Saçların kendi saçların mı? Saçlarım kaynak. Kaynak mı? Evet. Olsun, neyse, sonuç itibariyle sizin çalışmanız için iyi bir altyapı var. Tabii. Böyle de mutluyum. Tabii ki. Çok evet. Güzelsin. Hoş Teşekkür geldin. Teşekkür ederim. Peki heyecanlı mısın böyle bir jürinin karşısında? Türkiye'nin divası, Bülent evet. Ersoy'u gündüz kuşağına getiren Show TV'ye ve global medyaya özellikle kocaman alkış diyorum. Gerçekten buraya çıkmışken bunu söylemek istiyorum. Bu hafife alınır bir şey değil asla. O yüzden karşısında heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım, şu an titriyorum hatta. Ya bu bir şans. Bunu evet. Çok güzel değerlendirin. Buyurun, senin yerini alıyorum. Teşekkürler. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.